hiçbir zaman korkmadım. Dünya bir oyun sahnesinde yeniden birlikteyiz ve dünya oyun sahnesinin konu çok genç. Yani çok kısa süre içerisinde de çok hani birdenbire parlamış denir yani. Ve pek çok seveni çok kısa sürede oluşmuş. Değerli bir müzik insanı var burada. Mustafa Ceceli. Hoş geldiniz Mustafa Ceceli. Hoş bulduk. Nasıl hissediyorsunuz şu anda kendinizi? Gayet iyi hissediyorum. Öyle mi? Ne güzel. İyi hissedin ki sohbetimizde neden Robert Samir'in ve içten olsun. İnşallah. Çünkü birbirimizi yeni tanıyoruz. Birdenbire yani bir gün gibi neredeyse birdenbire Mustafa Ceceli çıktı ve herkes hayran oldu. Senin şarkılarını dinlemeye başladı. Nasıl bir süreçten geçtin Mustafa, nedir? Ben aslında müzik piyasasında aranjör olarak 2003 senesinden beri çalışıyorum. Evet. Çok çocuk yaşlardan beri de zaten müziğe ilgim var. Fakat tabii ki şarkı söylediğiniz zaman daha geniş kitlelere sesinizi duyurma fırsatı buluyorsunuz. Öbür türlü işin mutfağında çalışan kişiler sadece sektörün içindeki insanlar tarafından tanınır ve bilinirler. Benim şarkı söylemem sadece bir tesadüften ibaret aslında. Çünkü hayatı müzikle geçmiş birisiyim ama asla çocukluğumda ayna karşısında elinde saç fırçasıyla şarkıcılık hayali kuranlardan değildim. O yüzden bugün şarkı söylüyor olmam ve sektörün başka bir noktasında devam ediyor olmam bir tesadüf. Onun bir hikayesi var tabii ki, biraz sonra anlatacağım. Nasıl? Ama onun da bir altyapısı var herhalde. Yani durduk yerde şarkı söylemez insan. Ve çok başarılı olmak için mutlaka yani bir geçmişi olması lazım. Onun bir sağlam altyapısı olması lazım ki sizde var o. Aranjörlük dediniz ki çok zor bir meslek biliyorsunuz. Hem de çok ünlü şarkıcılara, müzik insanlarına aranjörlük yaptınız değil mi? Evet. İşlerinde Sezen Aksu'nun olduğu. Baya bir. Kimler onlar? Ben Kenan Doğulu ile başladım ilk çalışmaya. Hatta ilk düzenlediğim şarkısı da Aklım Karıştı'dır. Ve o albümden sonra tabii ki şarkının da başarılı olması, ilerlemesi benim açıkçası müzik endüstrisinde daha fazla kişiye ulaşmam anlamına geliyordu. Sonrasında Emre Altuğ'la çalıştım. Aşkı Kıyamet isimli bir şarkısı var. Onu düzenledim. Ve daha ziyade slow şarkılar düzenleyen bir aranjör oldu. Tabii etiketlemek ya da sınırlamak belki doğru değildir ama biliyorsunuz pek çok kişi bu şekilde etiketlenir muhakkak. Ve sonrasında Sezen Aksu'ya kadar ulaşan bir süreydi bu. 1,5 sene kadar sürdü. Ve 2004 yılı sonundan itibaren de Sezen Aksu'yla çalışmaya başladım. Hem stüdyoda düzenlemelerini yaparak, başka sanatçılara verdiği şarkıları düzenleyerek ve sahnesinde ona keyboard çalarak. Ve halen daha bu saydığım aşamalarda şarkıcılık, şarkı söylemek, solistik hiçbirinde yok. Hep daha ziyade aranjörlük ve enstrümanistik ön plandaydı. Şu anda da öyle mi yoksa artık bıraktınız mı onu? Bırakmadım ama ikisi bir arada gidiyor. Sadece balansı konusunda yüzdeleri değişti şu anda. Seviyorsunuz aranjörlüğü. Seviyorum. Zor bir alan, çok zor bir alan. Yani seyirci sizi tanımıyordu ama herhalde yani müzik piyasasının mutfağı sizi evet çok iyi biliyordu. Çünkü aranjörlük çok sevilerek, gönülden yapılabilecek bir şey. Çünkü bir şarkıları o oluşma aşamasında. Kaç yaşındasın? Ben 29 yaşında. Kaç? 29. Ve göstermiyorsunuz. Göstermiyorum. Çok küçük. Peki bu müzikle ilgi nasıl kendine ele verdi geçmişte? Hani ayna karşısında elimde tarakta söylemedim dediniz. Ama şöyle bir şey. Ama bir şey çalıyordunuz herhalde, bir şey yapıyordunuz. Şimdi daha birkaç aylıkken de başlıyor bu hikaye. Annem ninni söyleyip beni uyutmaya çalışıyormuş. Ben de tam tersi uyumayıp o ninniye eşlik edip tempo tutup böyle çileden çıkartıyormuşum açıkçası. Birkaç yaşındayken daha, bir iki daha yaş. Birkaç aylıkken hatta. Aylıkken. Tabii böyle ritim tutuyor, tempo tutuyor. Aynen. Ve o zamandan itibaren tabii ki bunu fark ediyorlar. Sonrasında evde ne kadar materyal varsa, örgü şişi, tabak, çatal artık ne varsa onların hepsi birer enstrüman haline dönüşmeye başlıyor. Ve zaten buralardan kendini ele verdiği için sonrasında bir enstrümana tabii yönlendirmeye karar veriyor ailem beni. Ve 6-8 yaş arası klasik piyano eğitimi aldım. Hayatımdaki ilk ve tek müzik eğitimim açıkçası. Sonrasında, yani bu eğitimi dışarıdan bir hoca tutarak evet, aldım. Evet, özel derste. Yani konservatuar falan. Konservatuara gitmedim sonrasında. Evet. Biraz geç kaldım açıkçası. Evet. Yani artık lise. Gitmek iyi bir şey mi? Bence şöyle, muhakkak iyi bir şey. Çünkü yaptığınız işin lisanını öğreniyorsunuz. Ve sadece konsantre bir şekilde. Peki bazı şeylere geleneksel olarak şart
kullanıyorsunuz aynı zamanda ama. Evet. Konservatuvarın bir de bu tarafı var. Yani ne derler ona, biraz tutucu, biraz konservatif de olabilir. Evet, aslında konservatuvar belki de şimdi ilk defa siz söylediğiniz için kelime anlamını düşündüm. Acaba gerçekten tutuculuk manası da var mı diye. Hayır, yani bu yanlış dediği zaman hoca sınıfı geçemiyorsun. Doğrudur. Kırmızı kalemle çizilen evet. Notalar özellikle... Ama sizinki belki de bir devrimdir o sırada, yani müzik dünyasında. Devrim yaratacak bir şeydir ama hayır, bu aykırı. İşte o aykırılar sanırım her meslek grubunda var. Her meslek grubunda var. Ve o aykırılığı aşanlar da dediğiniz gibi belli bir devrimi yapmış oluyor. Ben şartlanmanın her açıdan yanlış olduğunu düşünüyorum zaten. Hani şartlanmışlık, bir yere saplanmışlık tabii ki. Bu yüzyıllardan beri de böyle geliyor. Muhakkak birileri bu yasak demiştir, birileri bunu aşmıştır. Bizdeki konu biraz daha farklı açıkçası. Şimdi bir yandan da dünya müziğini de takip etmeniz gerekiyor. Dünya müziği zaten bir gelişim, hatta büyük bir değişim geçiriyor, öyle söyleyeyim. Örneğin mesela Şade'nin geçmiş albümlerine bakın, bir de yeni çıkardığı albümüne bakın. Hem sound olarak hem şarkı stili olarak komple, evet, değiştiğini görüyorsunuz. Şimdi bizim ülkemizde de böyle, sanatçılar kendilerini zaten değiştiriyorlar. Fakat burada hem aranjörün bir takım yükümlülükleri var, söz yazarı bestecilerin yükümlülükleri var. O yüzden hepsi sonuçta bu sektöre hizmet ediyor. O yüzden mesela konservatuvar eğitimi alsaydım bugün farklı bir şey mi yapardım bilmiyorum ama hiçbir şekilde bilgi sahibi olmamanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Doğru, haklısınız. Yani bir orkestrayı yönetmek de şahane bir şey olsa gerek. İçinizden geçiyor mu? Vallahi çok isterdim ama sanırım onun için konservatuvar eğitimine ihtiyaç var. Gerçi bildiğim kadarıyla Borusan Senfoni'nin böyle her yıl şefi değişiyor. Hep böyle ünlü simalar oluyor. Ve Cem Yılmaz da geçenlerde galiba Borusan Orkestrası'nın evet, şefi yaptı. Ve bu sene de sanırım şimdi yanlış söylemeyeyim tam ismi. Neyse, bilmiyorum buradan ama biz duyuralım da. Evet, çok da kolay değil açıkçası. Belki Güray Aka Hoca'nın da kulağına gider. Evet, ben sizi... çok önemli bir isim diye biliyorum ama aylarca çalıştığını o eser üzerinde onu da duymuştum. Kendi şarkılarınızı kendiniz mi yapıyorsunuz? Yok. Henüz beste aşaması yok. Öyle mi? Henüz yok. Peki, kimlerin şarkılarını söylüyorsunuz? Şimdi o hikayenin biraz başından anlatmak istiyorum. 2007 senesi sonunda gerçekleşen bir durumdu. Demin de söylediğim gibi Sezen Hanım'la yaklaşık bir 6 senedir çalışıyorum ve bunun çok uzun bir bölümü sahne üzerinde enstrüman çalarak, eşlik ederek ve stüdyosunda o